Doğuştan vajina yokluğu çok sık rastladığımız bir konu olmamakla beraber aslında toplumda bir tabu olarak kabul edildiği için de çok da doktorlara gelinmeyen bir konu aslında. Sonuçta doğuştan pek çok sorunlar olabiliyor. İşte rahim olmayabiliyor, vajen olmayabiliyor, yumurtalıklar olmayabiliyor. Ama en çok gördüğümüz vajen yokluğuyla birlikte rahim yokluğunun olmaması. Ee, ve buna işte e, mayer rokitansky sendromu denen bir e, bir sendromla tarif ediyoruz. Burada tabi hastalarımız bize şu, e, genelde adet görmeme şikayetiyle başvuruyorlar. Çünkü e, puberteden itibaren, ergenlikten itibaren hiçbir şekilde adet görmüyorlar bu hastalarımız. Ama yumurtalıkları olduğu için e, normal e, kadın gelişimi, kimli, e, cinsiyet gelişimi normal ilerliyor ama sonuçta adet göremiyorlar bu hastalarımız ve daha sonra bizden yardım istediklerinde biz evet yeni bir vajan yapabiliyoruz Çeşitli teknikler var uyguladığımız ama şu anda bir uterus oluşturmak mümkün değil sadece uterus nakli veya rahim nakli dediğimiz teknolojiler şu anda konuşuluyor dünyada biliyorsunuz ilk defa İsveç'te yapılan nakiller oldu başarılı nakiller. Ama henüz pratiğe geçmiş veya dünyada yaygınlaşmış değil Dolayısıyla şu an maalesef rahim nakliyle ilgili veya yeni bir rahim oluşturmakla ilgili çok bir şey yapamayabiliriz ama hastaya normal bir cinsellik kazandırmak anlamında normal bir cinsel ilişkide bulunmak anlamında bir vajan yaratabiliyoruz Bu da hastalarımız açısından yine de yaşam Konforu açısından ve gelecek açısından önemli olabilir.